akşamından iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Yine hafta sonu haberleriyle sizlerle eski günün yaşanan haberlerine bir bakıyoruz. Candan erkeğe tokat gibi cevap. AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'na yeniden atanan avukat Erden Ercan, CHP milletvekili Muharrem Erkek'in açıklamalarına sert cevap verdi. Can yaptığı yazılı açıklamada PKK'nın adını bile anmayan yüreksiz insanlardan partisi ve AK Parti hükümetine atılan iftiralara kadar hemen her konuya değindi. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Can'ın açıklamaları ise şu şekilde. CHP milletvekilinin partimize ve hükümete attığı tüm iftiraları kendilerine iade ediyoruz. PKK'ya tek bir söz edemeyen yüreksiz insanların çağrısına sahip çıkmak da mı CHP'ye kaldı? Sokaklarda terör estiren, güvenlik güçlerimizin ve vatandaşımızın canına kıyan PKK'nın adını hiçbir şekilde anmayan, tek taraflı ve terörü, şiddeti lanetlemeyen bir çağrının nesi barış çağrısı olabilir? Çanakkale'de yapılan söz konusu çağrı, halka zulmeden PKK'nın elini güçlendirmekten başka bir işe yaramamıştır. Bizler çözüm sürecinin ruhunu sahipleniyoruz. Süreç boyunca insanlarımızın ölmemiş ve annelerimizin ağlamamış olması hepimiz açısından büyük bir kazanımdır. Çözüm sürecini sabote edip bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atan, onları zorla yerinden, evlerinden eden PKK'dır. AK Parti hükümeti de sorumlu davranarak kamu düzenini ve güvenliğini tesis etmek için bu saldırılara hukuk ve kanun çerçevesinde karşı cevap vermektedir. Terörle mücadele sadece hükümetin meselesi olmamalıdır. Terör bir bütün olarak milletin meselesidir. İnsan isterdi ki bu yüreksiz çağrıya sahip çıkılacağına terörle mücadeleye destek verilsin. Ama ne yazık ki AK Parti düşmanlığı kimilerini adeta utangaç PKK'lı gibi davranmaya yöneltebiliyor. Keşke HDP'yi kınasaydınız, keşke terör örgütlerini ve destekçilerini kınasaydınız. Ülkemizi karıştırmayın deseydiniz. Şimdi PKK iyice köşeye sıkışınca kimileri mecliste timsah gözyaşı döküyor. Kimileri de barış diye bağırıyor. Barış şimdi mi aklınıza geldi? Artık yeter. Bu ülkeyi karıştırmayın. Gölge etmeyin, başka ihsan istemez. HDP için pilav dağıtanlardan alacak vatanseverlik dersi yoktur, olamaz dedi. Avcılar'dan Vali Erkal'a teşekkür. Çanakkale Valisi Hamza Erkal önceki gün Cevat Paşa Avcılar Kulübü'nü ziyaret ederek üyelerle görüştü. Ziyaretin ardından Avcılar Vali Erkal'a teşekkür etti. Bilgiç, Sayın Valimizin Cevat Paşa Avcılar Kulübü'müze yapmış olduğu ziyaret kulüp üyelerimizi sevindirdi. Valimizin halk ile iç içe olmayı, sorunları yerinde inceleyip dinlemeyi sevdiğini biliyoruz. Bu yüzden Çanakkale'liler olarak çok şanslıyız. Sayın Valimizin ormanı en iyi koruyanların avcılar olduğunu söylemesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Aynı zamanda kendisinin de boş zamanlarında balığa gittiğini öğrendik. Tüm avcılarımızın adına valimize de rastgele diyoruz dedi. Şehitler diyarından kahramanlara mektupu. Diyarbakır'da güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütüyle verdiği mücadeleye şehitler diyarından anlamlı bir destek geldi. Çan Belediyesi'nden Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Cizre İl Jandarma Komutanlıklarında görev yapan personele içinde Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı bulunan hediyeler gönderildi. Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu her bir hediyenin yanına da duygu yüklü bir mektup ekledi. Biz Çanakkale'de hissediyoruz, tüm Türkiye'de hissediyoruz. Ve bizler için orada güvenlik güçlerimizin vermiş olduğu bir mücadele var teröre karşı. O anlamda biz de Çanakkale'den, özellikle bu mesajın Çanakkale'den gidiyor olması önemli. Çünkü bu problemi biz 100 yıl önce yaşadık ve Çanakkale'de çözdük. Ve şuna da inanıyoruz, Çanakkale'den, Türkiye'nin manevi başkentinden, ki Çanakkale Türkiye'nin manevi başkentidir bence, buradan oradaki güvenlik güçlerimize sizin yanınızdayızı göstermek için anlamlı Kur'an-ı Kerim ve bayrağı içeren ve Çanakkale'den onlara ithafen yazılmış bir mektubu oradaki güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bugün göndermek istedik. Onların yanında olduğumuzu göstermek için özellikle. Niye Kur'an ve bayrak? Bakın bizler bu hayatta iki şey için yaşıyoruz. Birincisi inancımız İslam ki bunun simgesi Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi de vatanımız için yaşarız. Bunun simgesi de bayraktır. Ve şu anda orada çarpışan güvenlik güçlerimizin de bu iki değer için uğraş verdiğini biliyoruz. Hem inancımız hem de vatanımız için, vatanımızın selamete ermesi için. Onun için bu iki anlamlı hediyeyi göndermek istedik onlara Çanakkale'den. Çanakkale'den vatanımızın birliği, dirliği için çarpışan siz şanlı kardeşlerimize selam olsun. Yüzyıllardır farklı dil, din, ırk barındıran bu topraklarda
kardeşçe yaşamayı başarmış olan milletimizi, devletimizi bölmeye çalışan iç ve dış hainlere karşı canlarınız pahasına görevinizi layıkıyla yapıyor, ülkemizi ve masum halkı terör saldırılarına karşı koruyorsunuz. Yapmış olduğunuz tüm bu fedakarlıklardan dolayı sizlere minnettarız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Emin olun ki emekleriniz karşılığını bulacak, hainler Çanakkale ruhuyla hareket eden siz değerli güvenlik güçlerimiz sayesinde aziz vatanımızı asla bölemeyecek, çirkin emellerine Allah'ın izniyle hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Ey iman edenler, düşmana karşı her türlü savunma tedbirinizi alınız. Onlara karşı ya küçük birlikler halinde hareket ediniz veya topyekün seferber olunuz. Nisa suresi 71. ayeti kerimesine istinaden yapmış olduğumuz mücadelede topyekün dualarımızla her daim yanınızdayız. Allah başta aziz milletimiz ve cennet vatanımız olmak üzere tüm İslam coğrafyasını, bütün Müslümanları musibetlerden muhafaza, sizleri bu onurlu görevde muvaffak eylesin. Allah'a emanet ol, yiğidim diyoruz Çanakkale'den Şehitler Diyarı'nda. Ezine Belediyesi'nde zam sevinci. Ezine Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Görüşmeler Ezine Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşti. Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu ile Hizmet İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz arasında gerçekleşen görüşmelerin sonunda kazanan belediye çalışanları oldu. Gerçekleştirilen bu protokolün ardından açıklama yapan Hizmet İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz, Ezine Belediyesi'nde tek oturumda toplu iş sözleşme görüşmeleri imza ile sonuçlandı. Yapılan anlaşma ile mevcut yevmiyelere %70, sosyal haklara %80 oranında zam yapıldı. Belediye Başkanımız Sayın Haluk Babaoğlu'na sonsuz teşekkür eder, işçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim dedi. Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, belediye personelimize bu sözleşmenin getirdiği güzellikler şimdiden hayırlı olsun dilerim diye konuştu. Biga Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı İsmail Işık, dolmuş ihalesi ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Çavuşköy ve Yenicaköy'e doğalgaz müjdesi verdi. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, 2016 yılında Çavuşköy ve Yenicaköy'e doğalgaz verilmesindeki amacımız kalıcı imar planı yapmak değil, doğalgaz verilmesini hızlandırmaktır. Ruhsat ile ilgili başvuru talepleri değerlendirilmeyecektir. Plana göre herhangi bir kat artışı ya da önemli bir değişiklik yok. Mevcut yapıyı koruduk. İmar düzenlemeleri için yaklaşık 10 bin lira harcandı diye konuştu. Toplantıda Biga Belediyesi'ne ait Alişte'de Bilgi Kültür ve Sanat Evi'nde Dumlupınar Ortaokulu tarafından ana sınıfı amacıyla kullanılan sınıfın ücretsiz olarak kullanım süresinin 30 Haziran 2016 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Yenicaköy, Çavuşköy, Şirintepe ve Aksaz'da isimsiz sokaklara isim verilmesi kararı İmar ve Şehircilik Komisyonu'na havale edildi. Biga sınırları dahilinde yapılacak yapıların bodrum katlarında yalnızca otopark yapılması amacıyla su basması seviyesini aşmamak koşuluyla otopark alanının ve girişlerin tesviyesine izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Biga Şehir Park inşaatının yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası'ndan kredi kullanılmasına ilişkin kararda konuşan Başkan Işık, Şehir Parkı 18 uygulamasına takıldığı için imalatı gecikti. İller Bankası da cari durum ile ilgili karar istediği için geçen yıl almış olduğumuz kararı tekrar uyguluyoruz. Yeni bir borçlanma değil. 2015 yılında almış olduğumuz kararın güncellemesiyle ilgili bir prosedürün yerine getirilmesine dair bir konudur dedi. Biga'da faaliyet gösteren spor kulüplerinin yardım taleplerinin de görüşüldüğü toplantıda amatör spor kulüplerinin mali imkanlarının yetersiz kalması nedeniyle Biga Spor'a 25 bin lira, Ada Spor'a 10 bin lira, Çiçekli Dede Spor ve Kavaklı Spor'a 5'er bin lira nakdi yardım yapılması uygun görüldü. Bayramiç'te baraj kapakları açıldı. Değerli izleyicilerimiz, SSİ Bayramiç Barajı'nda doluluk %100 seviyesine ulaştı. Kazalarının sularını bünyesinde toplayan Bayramiç Barajı kapağı 15 santim tedbir amaçlı açıldı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan sulama barajında doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı. Dün gece başlayan etkili yağış ile Bayramiç Barajı'nı besleyen çay ve derelerden gelen yağmur ve kar sularının artması üzerine meteoroloji uyarıları ile baraj kapağı tedbir amacıyla 15 cm açıldı.
Konuyla ilgili bilgi veren Bayramiç Ezine Ovaları Sulama Birliği Başkanı Yusuf Akgün, Ocak ayı içinde etkili olan yağışlarla barajımızdaki doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı. Barajın dolması ile baraj yatağında 96 milyon metreküp su hacmi oluştu. Dün gece ve bugün de etkili olan sağanak yağış nedeniyle tedbir amaçlı baraj kapağını 15 santimetre açarak Menderes Çay Yatağı'na su bırakılmaya başlandı. Kapak ve savaktan su tahliyesi yapılmakta dedi. Çanakkale Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Basri Tümsek, Biga Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine teşvikleri ve mevzuatları ile ilgili olarak bilgilendirme yaptı. İl Müdürü Tümsek, yaptığı bilgilendirmede sigorta primleri teşvikleri hakkında Biga TSO üyelerini bilgilendirdikten sonra kayıt dışı istihdamla mücadele önemine değindi. Kayıtlı çalışmanın hem sigortalı hem de işveren açısından yararları bulunmaktadır. Sigortalı açısından hastalandığında sağlık yardımı alabilmesi, iş kazası veya meslek hastalığına yakalandığında, mağlul olduğunda veya yaşlandığında aylık bağlanabilmesi için önem arz etmektedir. Bu konuda hepimiz duyarlı olmalıyız. İşveren açısından bakıldığında ise olabilecek muhtemel iş kazalarına karşı ilk önlemi almış olacaklardır. Ayrıca işçilik giderlerini kayıt altına alarak vergi matrağından düşülebilmekte, işverenin prim borçlarının bulunmaması durumunda ve primlerin düzenli ödemeleri sayesinde 5510 sayılı kanunun %5'lik indirimlerinden faydalanmaktadırlar dedi. Öte yandan SGK olarak vatandaş odaklı hizmet anlayışına sahip olduklarını da belirten Müdür Tümsek, biz SGK olarak vatandaş odaklı hizmet anlayışına sahip olan kurumuz. Sosyal güvenlik kapsamında bulunan tüm sigortalılarımıza kanunlar çerçevesinde sigorta ve sağlık hizmetleri vermekteyiz. Bu bilgilendirme toplantıları ile işverenlerimize ve sigortalılarımıza hak ve yükümlülükleri yerine getirmeleri için bir nebze de olsa faydalı olmaya çalışacağız dedi. Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, bu verimli bilgilendirmeden dolayı İl Müdürü Tümsek'e teşekkürlerini iletti. Bu bilgilendirme toplantısında İl Müdürü Tümsek'e İşkur İl Müdür Yardımcısı Mustafa Höke, KOSGEB Çanakkale Müdürü Yusuf Harbi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Recai Başaran eşlik etti. Çanakkale Memur Sen İl Başkanı Suat Özen bir basın açıklaması düzenleyerek Çanakkale'deki Truva Atı'nın boynuna barışı, saflığı ve temizliği temsil eden beyaz flora asan ve kendine beyaz inisiyatif diyen gruba sert yüklendi. Özen, sizin flör dediğinize bu millet kefen diyor diyerek grupta bulunanlara yüklendi. Dur yolcu, bilmeden gelip bastın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Değerli basın mensupları, kıymetli gönül dostları, saygıdeğer hemşehrilerimiz. Dünün postal sevincileri, millete karşı ordu göreve diyenler, bugün askerini, polisini şehit edene terörist diyemeyerek, terörist sevincilerini yeltenip, terörün emrine girme derdindelerdir. Değerli basın mensupları, 250 bin şehidimizin yattığı bu topraklarda aziz şehitlerimizin hatıralarına yakışmayan, toplumun hassasiyetleriyle de dalga geçen akıl tutumlarını hep birlikte yaşıyoruz. Kendilerine Beyaz İnisiyatif adını veren bir grubun Çanakkale'mizdeki Truva Atı'nın önünde yaptığı basın açıklamasında sözde barış çağrılarının Çanakkale'nin tümüne mal edilmesini kabul etmiyoruz ve buna müsaade etmeyeceğiz. Beyaz İnisiyatif ve benzer girişimde bulunanlar bilmelidirler ki bu söylem ve davranışlar barışa hizmet etmeyeceği gibi millet olarak teröre karşı verdiğimiz topyekun mücadeleye de zarar verir. PKK terör örgütü, Kürt vatandaşlarımızın bir numaralı düşmanı, ülkemizdeki huzur ve kardeşlik ikliminden rahatsız olan diş güçlerinde maşasıdır. Sözde barış çağrılarınızda amacınız barış ise, terör örgütünü, bebek katili PKK'yı kınayın, silahlarını bırakma çağrısı yapın. Bunun dışındaki hiçbir açıklama ve eyleminiz, adını söylediğiniz barışa hizmet etmeyecek, aksine teröre cesaret verecektir. Ayrıca
açıklamanın Truva'da önünde yapılmasını pek manidar bulduğumuzu ve bu açıklamayı yapanlara da çok uygun bir yer olduğunu düşünmekteyiz. Çanakkale, milletimizin var olma ya da yok olma mücadelesinin verildiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü, milli duruşumuzun başkentidir. Şunu çok iyi biliyoruz ki, Çanakkale 100 yıl önce birlik ve beraberliğin öncüsü, milli duruşun sembolü olmuştur. Bugün de millete ihanet edenlere, terör örgütüne ve onun destekçilerine karşı en sert cevabı verecek şehirdir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet sevdası ile ülkesini korumak, bölünmez bütünlüğünü ve bölgede güvenliği sağlamak için görev yaparken yaralanan, şehit düşen askerlerimiz, polislerimiz ve hatta sadece eşlerinin yanında olmak için bölgede bulunurken şehit olan güvenlik personellerimizin ailelerinden ve bebeklerinden, yine tek amaçları bölgedeki halka hizmet vermek olan sağlık personellerine ve diğer kamu görevlilerine saldıran terör örgütü PKK'nın adını geçirmeye cesaret edemediğiniz, onları şehit edenlerden söz edemediğiniz hiçbir açıklamayı ciddiye almıyor. Bu şekilde yazan, çizen, konuşan her grubu da terör örgütlerine payanda olmaya değil, milletin adamı olmaya davet ediyoruz. Çanakkale turizm sektörünün aktörleri Çanakkale turizminin artılarını ve eksilerini görüşmek üzere kahvaltıda bir araya geldi. Dolayısıyla hizmet Çanakkale'mize, onun için de birlikten kuvvet doğar sözünün devamında işte birlik olacağız ki kuvvet olsun, çalışmalar ne olsun. Bu nedenle böyle bir şey düzenledik. Şu ki Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği bu 53 yıllık kuruluşundan bu yana Çanakkale'miz için çok farklı yerlerde ve de turizm açısından çok önemli faaliyetlerde bulunmuş. Ve bunun da en başında işte Çanakkale Turizm Festivali'nin düzenlenmesinden başlayıp bugüne kadar gelen bir süreç var. Ancak bir dönem Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'ndaki görev yapan alan kılavuzlarının derneğe entegre edilmesiyle sanki derneğimiz alan kılavuzlarının bir toplanma yeri gibi görülmüş. Bu da hem ajantacılarımız açısından olsun ya da otelcilerimiz olsun, her dışarıdan bakan herkes için burası böyle bir farklı görüntüye bürünmüş. Ve tabii böyle olunca da esas turizm sektörünün faktörleri birazcık bu dernekten uzaklaşmaya olmuş. Biz işte öncelikle bu derneğin esas amacının Çanakkale'nin tanıtımına daha yakın olabilmesi ve daha fazla hizmet edebilmesi için öncelikle bu düşünceyi silmek amacıyla alan kılavuzları ismini bu derneğin isminden kaldırdık. Ve en önemli şey şu masa etrafında birçok kurum ve kuruluşun bir arada olması, birlik beraberlik içerisinde hareket etmek en önemli hususlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Son dönemlerde özellikle TÜRSAP Bölge Başkanlığı dolayısıyla ajantalarımızla birlikte ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları ilerleyen dönemlerde de sizlerle paylaşırız. Ben bir duyuru yapmak istiyorum sizlere. Sizler için de önemli olacağını düşünüyorum. Çatot Başkanımızla da paylaştık, o da duyurularını yapacak. TÜRSAP olarak Türkiye'de 4 ilde yapılacak olan enformasyon memurluğu sınavı Çanakkale'de yapılacak. 13 Şubat tarihinde bir günlük kursumuz var. 20 Şubat tarihinde ise sınavımız olacak ve bu sınavı geçecek olan arkadaşlarımız enformasyon memurluğuna belgesini almaya hakkazanacak. Bu sefer de görevini ifa, o görevde kendine iade için hem kendisine hem yönetim kuruluna tebrik ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Tabii turizm aslında her şey. Hepimizin içinde yaşadığı bu topraklarda yaptığımız her işin bir kısmı turizm. Bunu taksicimizden, lokantacımızdan, barcımızdan, ayakkabı boyumuzdan, seyahat edeceğimiz
otelcimiz, herkes, kasabımız, herkes bir turizm lazım. Evet değerli izleyicilerimiz, günün gelişen haberleriyle sizlerleydik. Yeni haftada ana haber bülteninde tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, umutlu kalın ve Boğaziçi ekranlarından da ayrılmayın. Bizi izleyin, haberiniz olsun.